Çok değerli Ege TV izleyenlerimiz, bir gönlümce geziyorum programında yine beraberiz. Efendim bugün evlerinize denizimizin güzel ilçesi Honaz'dan konuk oluyoruz. Evet, Honaz çok güzel bir ilçemiz ama bu aylarda daha da güzel. Niye güzel? Şöyle gördüğünüz gibi kirazlarımız kızarmış ve denizimizin, bırakın Avrupa'nın en güzel kirazı Honaz'da yetişiyor. Efendim bugün bize buraya davet eden Denizli Demirci Odası Başkanımız Sayın Halit Davşan'a teşekkür ediyoruz. Ve bugün hem denizimizin Demirci Odası olarak faaliyetlerini ve dertlerini, sıkıntılarını konuşacağız. Ve Honaz'ımızdaki bu aylarda kiraz çıktı. Kiraz hakkında Halit Başkanım'dan bilgiler edineceğiz. Evet, Gönlümce Geziyorum programı başlıyor. Aslanım bir tanem sevdalım, vay vay vay. Aman gelin ömrüm çok olsun, vay vay. Haydi de gelin ömrüm çok olsun. Evet sevgili seyircilerimiz, dedik ya biraz önce, bugün denizimizin güzel ilçesi Honaz'dayız ve Sayın Halit Başkanı bize güzel bahçesini davet etti. Tabii aslında bahçe Halit Başkanı değil ama neyse, ilerleyen dakikalarda bunu da öğreneceğiz. Başkanım, öncelikle teşekkür ederiz, bizi buraya davet ettiniz. Biz de teşekkür ederiz. Ege TV olarak bizim misafirimiz oldunuz. Bizi de onurlandırdınız. Denizli'nin Honaz ilçesi Kiraz Diyarı'na hoş geldiniz. Öncelikle bir dostum, arkadaşım olarak beni onurlandırdın. Teşekkür ederim ben de. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii Kiraz'ı birazdan el alacağız ama önce bir Demirci Odası'nın faaliyetlerini, çalışmalarını bir ele alalım. Evet. Önce şunu öğrenmek istiyorum. Kaç tane üyeniz var? 900 tane üyemiz var. 900 tane üyeniz var. Öncelikle ben odanın konumunu, içerisini ben bir anlatayım. Tamam. İsmim Halit Davşan. 30 yıllık demirci sektöründeyim. Soğuk demirciyim kendim. Sektörünün içindeyim. Demirciler Odası Başkanı olarak da 3 yıldır bu görevdeyiz. Allah'ın izniyle. 3 yıldır yaptığımız şeyleri soracak olursak sırasına göre 900 tane üyemiz var öncelikle. 52 tane meslek grubumuz var. 52 tane meslek grubumuz var Demirci Odası'nda. Evet evet. Şu bunlar anda böyle görüşüm. Kısaca tabii eliksini saymak biraz zor ama. Mümkün değil. Başlıca demirciden başlayalım. Hurdacı, geri dönüşümcüler, anahtarcılar, dökümcüler, hırdavatçılar, sektörün içinde bıçakçılar, şimdi aklıma geldi, ağabeyleri, su arıtma cihazları, onlar bizde. Yani aklıma geldiklerini söylüyorum da. Onun içinde de birçok dağılanlar var. Bu şekilde üyelerimize destek çıkmaya çalışıyoruz. Bu pandemi sürecinde Allah onlara da yardımcı olsun. Peki başkanım, bu pandemide Demirci Odası olarak ve esnaflarımız ne gibi zorluklar yaşadı? Valla bizim sektörde tabii kapanınca bayağı sıkıntılar oldu. Hani bu yasaklar olunca izin konularında sıkıntılar yaşadınız mı? Bizde imalatçı çok olduğu için biraz o konuda sıkıntı olmadı. Tabii imalatçı olmayanlar da sıkıntı oldu. En büyük sıkıntı da tedarikçi firmalarımızdaydı. Onlar da tedarikçi oldukları için biz açsak bile bize tedarik edecek malzeme satıcı, şey satıcı. Onlara özel bir izin aldık. Sağ olsun buradan valimiz, belediye başkanımız, onlar da şey yaptılar. Emniyetimiz de idare etti. Ama yani bayağı sıkıntılar yaşıyor. Şu anda sektörün hepsi yaşıyor. Şu 17 gün kapanma bayağı esnaflarımızı sıkıntılar yaşattı. Biz oda olarak bir 10-15 gün üyelerimize elimizden gelen yardımı yaptık. Onlara özel izinler çıkardık. Efendim işte çalışma izinleri verdik, şeyleri verdik. Artı şu destekleri de birebir kendilerini de arayarak siz alıyorsunuz, şey alan başkanım, alamayan. Devletin verdiği destekleri de bilinçlendirdiniz üyelerimize. Evet.
Onlar mesela internetten giremiyor, çoğunun bilgisayarı yok. Biz odadan giriyoruz. Odadan gereken yardım mesajları atıyoruz. Yardım yapılacak bir şey var, onu da ayarlıyoruz oradan. Bu şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Odaların durumu da belli zaten, malum. Evet, bu destekten yine yararlanan esnaflarımız oldu herhalde. Var var. Benim basit usuller yararlandı mesela onlara. Ve artı basit usulde defter de tutuyoruz. Onlara da destek veriyoruz buradan. Evet. Onlar yararlandı. Anahtarcılar yararlandı. İmalatçı grubu yararlanamıyor. Buradan da söyleyelim. Çoğu almaya çalışıyor ama boşuna uğraşmasınlar. İmalatçı, hırdavatçılar alıyor. Onlar da sıkıntı. İmalatçılar bu imalatçılar çalıştığı için alamıyor. Çalıştıkları için alamıyorlar. Ama bu geçen seneki yardımlardan imalatçı da yararlanmıştı galiba. Evet, onlar da yararlandı. İşçilere teşvik verildi yani, yanında çalışan işçilere. İşçi yardımı yaptılar, o şekilde oldu. Bu şekilde yani. Evet, şimdi başkanım, her konuda bir takım böyle sıkıntılar oldu. Özellikle malzeme konusunda. Evet. Şimdi geçen programımızda Halil Başkan'ı da konuk etmiştik. O da buradan selamlarınızı, hemşeriniz. Bayağı bir MDF konusunda sıkıntılar yaşandı ve bir de çok acayip zamlar olduğunu biliyoruz. Sizin nasıl malzeme konusunda sıkıntılarınız? Bizde %130 arttı şu anda. Mesela geçen sene atıyorum 40-60, 68 liraydı. Bugün 200 lira oldu. Hesabını siz yapın yani. 195 lira oldu. Geçen sene OSB 75 liraydı. Bu sene 245 lira oldu. Ne oldu da biz de anlayamadık. Demir 6 liraydı kilosu. Artık KDV 7 lirayla 6,5 arası geliyordu. Şu anda 12 lira oldu. Saç 17 lira, 16 lira da geziyor. Ama şimdi önceden dolara bağlıyorduk. Dolar da çok oynamadı. Piyasada yani bu kadar artışın sebebi biz de anlayamadık. Üretim azlığından mı oluyor acaba, yoksa malzeme ihracata mı gidiyor? İhracata yani... gidiyor. Şu anda 2 dolardan yurt dışına demir ihracat yapıldığını biliyorum. Artı teşvik alıyorlar. Ama şu var yani, bugün kendi ülkesini de teşvik edecek kadar veya tatmin edecek kadar demir sektörü var. Bu niye bu kadar dayanarak, yani mozot bile o kadar oynamadığı halde, demir bu kadar oynaması. Şimdi bir bizim sektörü düşünmeyelim, inşaat sektörünü de düşünelim. İnşaat demiri 4 liradan bugün 8 lira, 8.80'e kadar çıktığını biliyorum yani. Biraz geriye çektiler ama inşallah da geri gelir diye düşünüyoruz. Biraz da uğraşıyoruz yani, o da olarak da bazı şeyleri de arıyoruz. Milletvekillerimizi arıyoruz, sağa sola arıyoruz ya, bu kadar... önlemini alın gibi. Çünkü bir şey var, piyasada bir sıkıntı var yani. Bu kadar çok fahiş fiyatlara bir fabrika bile malzeme alacak. 30 milyarlık malzeme oluverdi 60 milyar yani. Evet. Adamlar yatırım yapacak, fabrika yapacaklar, şeyler yapacaklar. İstihdam sağlayacaklar, evet, işçi çalışacak ama. Mesela şu anda ben inşaat sektörüne de uğraşıyorum. İnşaat demirinin bugün maliyetinin yükselmesi ve betonun yükselmesi ve artı bir çatı bile maliyeti çok aşırı artması dairelerin fiyatlarını iki misline çıkardı şu anda. Peki onu söyleyecektim başkanım, siz inşaatla da uğraşıyordunuz, kendiniz söylediğiniz son azda kooperatif falan kurdunuz. Buradaki bir daire atıyorum 400 liraydı. Evet. Şu anda 400 lira dahil 800 lira oldu mu? Olmadı. Olmadı. Olması da mümkün değil zaten. Mümkün alım gücü değil. Yani de... Alım gücü olmaz millette. Anda... Ama maliyet hesaplarsan o 400 lira dahil en az 600 lira olması gerekiyor. Evet, aynen öyle. Ama yani. O da olamıyor. Niye? Satış olmayacak. Alım gücü azalacak. Orada sıkıntımız evet. var. Şimdi kendin de sektörün içindesin. Evet. Beraber de çalışıyoruz. Onu da biliyoruz yani. Şimdi maliyetlerin artmasıyla inşaat sektöründe alım gücü, bugün evlenecek çok genç var. Ben burada 225 daire yaptık kooperatif olarak evet. ve yapsat olarak. Çok büyük sıkıntı var Honaz'da şu anda, mesela daire sıkıntısı. Yeni bir üniversite gelecek, onun da altyapısını yapmaları lazım. Sosyal tesis olarak, işi olarak. Onun için inşaat sektöründe sıkıntı. Şimdi yeni evlenecek gençler arıyor. Başkanım bize bir daire ver, bir kiralık daire. Bugün bile burada kiralık dairenin olmaması 1200-1300 liraya çıktı daireler. Kirası. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Şimdi bugün bu maliyetler artışıyla bu daire, bir 90 metrekare daireyi tamam 4000 liradan aşağı veremezsin metresini. Bu da 400 milyar. Yani dili paraya mal oluyor yani. Evet. Şu anda çıkmıyor yani. Yeni yapılacak olan inşaatlarda birçok müteahhitle de görüşüyoruz.
mesela ihaleye girecek müteahhitlerimiz var, şeylerin, onlarla diyor. Biz de çıkamayız işin içinden diyorlar. İnşallah geri çekilir diye i̇nşallah, hesap ediyoruz yani. İnşallah. Yani Allah bu bir önlem alınması gerekiyor. Evet, bütün sektörlerde tabii, sadece demir değil. Tabii canım, yani bir biz zinciriz yani. Bir zincirin halkası bir koptuk mu hepimiz birbirimize bağlıyız. Mobilyacılar, efendim biz demirciler, çimantosu, herkes birbirinin çimentosu, demircisi hareket olduğunda bu şekilde olur yani. Evet, inşallah geri gelir diyoruz başkanım. İnşallah. Bir de tabii bu inşaat sektörü, şunu bunu anlattık. Ama bir de şimdi bakıyorsun gençlere, herkes iş yok, iş yok diyor. Evet. Ama şimdi bir demirciye bir çırak alayım desen bulabiliyor musun? Yani bulamıyoruz. Bir marangoz, mobilyacı bulamıyoruz. Evet, bu işsizlik var diyorlar. Sizce bunun sebebi nedir? Vallahi aslında işsizlik mişsizlik yok. Yani herkese iş var da. İş beğenmiyorlar. İş beğenmiyorlar. En büyük sıkıntı o. Evet. Şimdi ben 3 yıldır başkan oldum. Daha önce de gidiyorum. Okullara kariyer günleri yapıyoruz. Oraya gidiyoruz. 2-3 oda başkanı. Evet. En çok da beni de alıp gidiyorlar. Ben çıraklıktan yetiştiğim için. Tamam. Anayla da yetiştiğim için. Kendimden de fikirlerimi veriyorum. Onlara hayatımı anlatıyorum. Nereden nereye geldiğimizi. Şimdi gençler biraz da ailelerde de yönlendirilmesi lazım. Ailelerde herkes oturup şöyle bir masa başı istiyorlar. En büyük sıkıntı bu. Masa başından gelmek için ilk önce bu devirden bu düzenden bir geçeceksin yani. Onun için şimdi ben Abaloğlu Sanat Okulu'nda, orada da komisyondayım. Geçen sene, 2 sene önce 8 tane öğrenci bulabildik. Koskoca Demirciler Odası'na yani. Bugün demircilik ve marangozculuk ölmeyen bir meslek mesela. Yani hayatta olmaz. Olmazsa olmaz. Çünkü dünya guruldan gurulalı, demir guruldan gurulalı. Aynen, ikisi de devam ediyor. Yani. Birbirine evet, de bağlantılı bir şey. Kesinlikle. Ama bulamıyoruz. Sponsorlarımız var, şeylerimiz var. Çocukları okutmaya çalışıyor. İş garantisi var. İşi bitirdiğinde hemen okuldan çıkarılır çıkmaz. Sigortası, maaşı, her şeysi elinde. 18 yaşında hemen sigortalı olacak. Bugün biliyorsunuz sigorta olayları sıkıntılı. Evet. Bu şekilde olduğu halde biz yine de bulamıyoruz. Niye gönder? Karalı sizin meslek, tehlikeli. Her meslek. Başkanım tehlikeli. Bir laf vardır eskiden bizim annemiz babalarımız derdi. Eli karalı, cebi paralı. Evet, aynen. Yani eskiden böyle çıraklı gönderirlerdi. Şimdi tam tersi oldu. Karalı göndermeyelim. Evet. Doğru değil mi? Ama para kazanmak için yani bu işin ben beğenmiyorum, etmiyorum, tutmuyorum olayı yok yani. Mecbursun bir şekilde. Her meslek sıkıntısı var. Herkesin bir şey mesuliyeti var yani. Ya her şeyin bir zorluğu var zaten. Evet. Yani kolay bir iş yok. Ama işi severek yaparsan muhakkak başarılı olursun. Tabii canım, yani şimdi bizim geldiğimiz sektör, şimdi benim çocuklar iki tanesi de oğlanlarım yanında çalışıyorlar. Kendi işimizi yapıyoruz. Para da kazanıyoruz. Allah bereket versin yani. Ama tavsiye ederim. Sanatkar olsun. İlla demirci olacak diye bir şey yok. Sanayiye gelsinler. Şu anda sanayide en büyük sıkıntımız çıraklık sıkıntısı ve galfa sıkıntımız da var. Evet. Şu anda dükkanları ustalar kendileri açıyor. Patronlar kendileri. Çayı kendisi demliyor adamcağız. Yani yapabildiğini yapıyor. Yapamadığında sıkıntı büyük yani. Peki bu diyelim ki böyle bu süreç devam etti. Şimdi senin oğlan var. İki tane oğlun yanında. Benim oğlum yanında. Diyelim ki bir 20-30 sene sonra artık yani demirci çok altın gibi bir meslek, mobilyacılık altın gibi bir meslek olacak sanki. Şu anda var zaten altın gibi bir meslek. Çünkü ben fabrikalara iş yapıyoruz mesela. Onlar da bakımcı arıyorlar. Makine bakımcısı, kaynakçı arıyorlar. En büyük sıkıntı da orada zaten. Yani şu anda elinde kaynakçılık arıyor. Adam fabrikalarda işçi arıyor mesela, şey arıyor. Orada da gelmeyince, kaliteli de eleman yetişmeyince şu an dolgunda maaş veriyorlar. Yani evet, az uçuk değil. Beni çok arayanlar oluyor. Ya başkanım, başvuran olursa bize gönder. Şu olur, bu olur. Epey bir uğraşıyoruz. İnşallah da, ama tavsiyem önceden şunu yaparlardı. Okumayacak çocuklara derlerdi. Götürürlerdi sanayiye. Eti senin kemiği benim derlerdi. Evet. Şimdi artık o yok. Şimdi biz çırakları aman ezilmesin, üzülmesin yeter ki el üstünde, öğrensin, el üstünde tutuyoruz. Biz harbiden rezilliyet edecek. Sen de kendin çıraklıktan geliyorsun. Yanlış yaptık mı tokadı yerdik. Aynen öyle yani. Olay bu. Şimdi, ama bu tokatlar indi, bizleri hep bir yere getirdi. Güzel yeri getirdi değil mi? Bir doğru yere getirdi Allah'ın izniyle. Evet. Peki başkan, tabii bu pandemide bir takım çoğu şeyler kısıtlandı. Evet evet. Esnaflarımızda da kısıtlandı ama beraber de gittiğimiz olmuştu. Fuarlar evet, mesela bir esnafımızın ufkunu açan, yenilikleri görebildiğimiz en güzel yer fuarlardı. Evet. Yaklaşık 2 senedir de fuar olmuyor artık bu bir pandemiden buçuk dolayı. Olmuyor, bir buçuk yıldır olmuyor. Bizim çok fuarlarımız iptal oldu. İptal oldu. Nasıl bu yeniden bu fuarlar açılma durumu var mı?
İnşallah. Baktım ben geçen internete, var, açılacak. Bu sene zaten açılır açılmaz. Üyelerimize de buradan şeyimiz olsun. Yurt dışı yapabilecek. Yurt dışı fuarda yapacağız. Yani oda olarak yurt dışı da düşünüyorsunuz. Düşünüyoruz yani. Şu anda en çok fuara giden oda da biziz zaten. Biz yılda bayağı 5-6 hem gezi yapıyoruz hem fuara gidiyoruz. Evet. İki işi birden götürüyorduk. Üyeler de hoşuna gidiyordu. İşte nerede fuar var? Mesela Konya'da, Bursa'da, efendim İstanbul'da. Oralara gidip kendin de bizle geldin. Evet, katılmıştık. Katıldık. Güzel oluyor. Sosyal hayat oluyor. Aile ortamında. Aile ortamında. Evet, evet. Hem de insanlar bir değişiklik oluyor. Birbiriyle kaynaşıyor. Aile içi kaynaşıyorsun. Tamam, meslek olarak seninle tanışıyoruz ama hanımlar tanışmıyor. Aynen. Onlar tanışıyor. Yeni bir şeyler kuruluyor. Valla o da olarak. Dostluklar. Evet. O da olarak aslında bir kaynaşma yemeği yapmak istiyorum. Büyük bir şöyle esnaflar bir yerde toplansın. Ya bunu burada gözde yapacağım. İleride bunu düşünüyorum. Bu sene olmaz. Şu pandemi bir atlatalım da değil mi? Bir atlatsak. Allah izin verirse bir odanın önünde yaptık ama tabii o öyle şey değil. Biz biraz piknik havasında ailelerin de gelip böyle oda olarak bir şey yapmayı düşünüyoruz. Sponsorlarımızla beraber. Allah izin verirse bunları yapacağız. Artı odamız işte bizi takip edenler de biliyor. Bu pandemide en çok aktif olarak yani bilgilendirme, ilçeler olsun, efendim başka odalar olsun hepsine de yardımcı da olduk. Esnaf sıkıntıları büyük yani. Onun için oda başkanları da buradan söylüyorum yani genelde üyelerimizi de biraz dolaşsınlar. Ben dolaşmaya çalışıyorum şu pandemiden dolayı biraz evet, gidemedim ziyaret ama. Ziyaret etmek gerekiyor ziyaret değil mi? Ziyaret etmek lazım. Yani odalarımızı angarya görmesinler. Bak bu pandemide odalarımızın değeri anlaşıldı yani. Sağ olsun birlik başkanımız da. Baş ağrıyan başkan aradı değil mi? Evet, İzin nasıl alacağım ben? Aynen öyle. Yani buradan muhasebecilerimiz kızacak ama muhasebecilerin yapmadığı işi bu sene odalar yaptı yani. Evet. Odalar yaptı yani. Evet. Biz de elimizden gelen desteği de verdik yani. Ben muhasebecim yaptı onu buradan şey miyelim yani. Hayır kızmasın muhasebecilerimiz tabii. Ama biliyorum yani başıma geldi yani olay. Yani, hayırlısı. Muhakkak tabii odaların görevlerini herkes elinden geldiğince getirmeye çalışıyor. Tabii. Bunlar önemli şeyler. Peki oda demişken yani odamız Demirel Odası olarak ne gibi faaliyetler var? Şimdi fuarı tamam dedik de başka bir projeleriniz var mı? Şimdi Denizli'de bir sıkıntı şu var. Odamız olarak da ve esnaflar olarak da. Evet. Denizli şu anda sanayi, üst sanayi, birinci sanayi, ikinci sanayi, üçüncü sanayi kaldırmıyor artık. Biraz da çok teknolojide çok sıkışık. Kiralar yükseldi. Evet. Dükkanlar aşırı yükseldi. Ben dolaşırken işte aday olduğumda en çok bana şunu dediler. Yeni bir sanayi kurun. Yeni bir şeyler yapalım. Üyelerin sorunlarını hep dinledik. Şimdi 3 yıldır uğraşıyorum. Bir sanayi sitesi kuralım diye. Birkaç oda şey yaptı ama tam onlar başarılı olamadı. Ama ben sektörün içinde olduğum için, inşaat sektöründe bildiğim için burada sıkıntım yok. Ben zaten işin içindeyim. Yani yeni bir projemiz var. Orta ölçekli sanayi sitesi. Yani bu küçük sanayiyle organ sanayinin arasında bizim gibi sıkışan esnaflar var. Yani onları biraz rahatlatmak için 2'şer 100 metrekare dükkanlar yapmayı düşünüyoruz. İşte arsa sıkıntısı var Denizli'de. Evet. Yani buradan Sayın Belediye Başkanımıza bize destek verirse sevinirim Osman Zolan'a. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Sağ olsun birkaç kere ziyaretine gittik. Ya başkanım arsayı bul ne varsa yapacağız dediler. İnşallah da olur. Birlik Başkanımıza veriyorum Mehmet Ali Erbey'le. Onu da selam söyleyelim buradan. Rahatlamayalım. Sağ olsun o da destek veriyor. Evet. Eğer en büyük sıkıntı sanayi ve yeni gelecek esnafları çoğaltmak için yeni istihdam yaratmamız lazım. Bu da nedir? Yeni dükkanlar açmamız lazım. Şimdi özel sektör yapıyor. Fiyat vermeyeyim ama çok fahiş fiyatlara evet, satıyor. Evet. Şimdi yeni gelen bir esnaf bunu nasıl alacak? Ama mümkün kooperatif değil. Sisteminde olursa tabii biraz maliyeti de ağır oluyor şu andaki şartlara göre ama hiç olmazsa bizim gibi orta ölçekli sanayiyle oradan çıktığında küçük esnaf da yer bulur. Birinci sanayide olur, ikinci sanayide, üçüncü sanayide. Onlar da biraz bir yer bulur. Bizi günlük bir ben en aşağı 2-3 kişi arıyor veya 4-5 kişi. Başkanım kiralık dükkan var mı? Başkanım işte biz bize dükkan yaşıyor. Bulunmuyor değil mi? Bize dükkan bulunmuyor. En büyük sıkıntı o. Sıkıştı evet. Kaldı Denizli belli bir bölgeye. Ama bunu istihdam yaratıp esnafları çoğaltmamız için şimdi çırak yok diyoruz. Bu sefer de dükkan yok. Adam iş yeri açacak. Evet. Burada sıkıntı var. Bunları çözmemiz lazım. Yani bu Denizli'nin bütün oda başkanları olarak birleşip sanayi projesini çözmemiz lazım.
2 daha 4 yani. Var mı öyle kafenizde bir yer düşündüğünüz bir şey? Gelecek ay pandemiden dolayı kooperatifi kuramadık. Evet. Gelecek ay biz kooperatifi kuruyoruz. Buradan da söyleyelim. Hayırlı olsun yani, inşallah. İnşallah nasip ise. İşte şu anda 70-80 kişi de talep de var duruma göre. Arsa sıkıntımız var dedim ya, işte arsa arıyoruz. Eğer bulursak 2-3 arsayla bir görüşmemiz var. Eğer olursa onlarla hareket edeceğiz. Proje zaten esnaf kefaletler de destek verecek projeye. Yani belli bir bölümden sonra. TOKİ veriyor mu destek böyle şeye? TOKİ'ye özel başvurmamız gerekiyor. Onu da bakanlıktan başvurmamız gerekiyor. Yani oradan verir. Da belki bir yeri bulduktan sonra bir o da düşünülebilir. Olabilir, diyorsun. Olabilir. O da bir alternatif yani. Evet. Ama biz sektörün içinde olduğumuz için, zaten sektörün içinde gelen üyelerin %80'i iş yapan üyeler. Yani biliyorsun burada mesela inşaat yaparkana hep ustalarla dairelere paylaştık. Evet. %30'unu onlara verdiğin zaman iş bitiyor zaten. Yani sistemi biraz bildikten sonra iş çözülüyor yani. Evet. Allah izin verirse. Böyle bir şey düşünüyoruz. Bakalım yani TOKİ olur ama özel sektör olarak yaparız. Neresi işimize gelirse diyorsun. İşimize gelir. Fiyat olarak da uygun neresi çıkardık. Ona göre bakacağız işte. Buradan oda üyelerime de şunu söylemeye çalışayım. Odalarınıza destek verin. Odalarınıza destek verdiğinde biz ayakta kaldığımız sürece biz de sizin bak bu pandemide olduğu gibi her zaman için yanınızda oluruz. İnşallah da bundan sonra da her zaman için ne olursa olsun gene de oda bizi onlar getiriyor. Onlar götürüyor yani. Biz oda üyelerimize onlar destek verirse odalarına hiç olmazsa odalar da onlara bir adım daha yanaşır. Buradan kaynaşma yapılır. Basit usulleri tutuyorum mesela odada. Onlar için rahatladı. Orada geldiğinde hem işini görüyor, hem çayını kahvesini içiyor. Biz basit usulleri tutmaya başladık. Benim geldiğim dönemden bu yana. Evet. Herkes de memnun yani. Bu peki, şekilde. Peki başkanım, aslında en büyük bir sorun daha var bence. Bu kayıtsız insanlar. Hani vergiye tabi değil, odaya tabi değil. Bu böyle seyyar çalışanlar. Yani bunlarla bir çalışmak var mı? Nasıl bunlara önlemek? Vallahi, zor ama. Evet, evet, evet. Şimdi geldi geleli biz bununla uğraşıyoruz. Hani biraz sitem ediyorlar ama. Şimdi biraz biz baskı yapsak da elimizde yetki yok. Şikayet ediyoruz. Şikayet etsek de bize yazdıklar ceza ile onlara yazdıklar ceza gülünç bir durum. Yani seni faturasız yakaladığında maliye acayip bir ceza yazıyor. Onları yakaladığında usulsüzlük cezası yazıp geçiyor. Burada bir sıkıntı değil. Var yani. Bunlar da kaçak demeyelim işte merdiven altı böyle şey... kayıt dışı çalışan bir kaynak makinesi bir spirelle. Evet aynen öyle. Şimdi o da değil. Şimdi sektör şöyle bir şey oldu. Şimdi adamın 3 aylık işi var. 3 ay sigorta yapıyor. Orada çalıştırıyor müteahhiti ve mühendisi. Ondan sonra bitiriyor. O da bizi paltalıyor yani. Ama bu pandemide şu oldu. Biraz devlet vergi algı yapanlara herkes kayıt altına gelmeye çalışır. Baya bizim üyelerimiz de çoğaldı bu sayede. Destek verince değil evet, mi? Evet evet evet. Aynen. Şimdi şu kapanmayı maliye kayıtları olanlar çalışacak demeselerdi bütün odalara müthiş gelecekti. Kayıt geliyor. Maliyeydi kayıtlar çoğalacaktı. Evet çoğalacaktı. Doğru. Bak burada yani biraz hata yaptılar gibi geliyor yani eleştiri değil de şeyden dolayı. Ya bir takım şeyler de meydana çıktı ama evet, biliyor musun evet, bu evet. Yasaklarda pandemiden dolayı sanki daha iyi bir şeyler oldu sanki. Tabii canım şimdi yolda geçen arkadaş hiç kayıtlanmayan 25 lira destek veriyormuş diye. Hemen gitti, gitti kayıt oldu. Tabii onlar çoğu da gider mi gelir mi bilmiyoruz artık devam eder mi ama bu sayede epey bir kayıt alındı yani. İnşallah yani aslında devlet kendisi yani desteklemesi lazım. Maliye dolaşması lazım. Yani dolaşması derken kayıt dışılara. Yani kayıt içi belli zaten adamın dükkanı var, işesi var. Çatının tepesinde bir gayne ediyorsa onu kontrol etmesi gerekir. Evet evet evet. Veya bir yani, kapı kuruyor sizin bir vergi lehvanızı, maliye kaydınızı göreyim diyebilir değil mi? Diyebilir canım. Biz gidiyoruz şikayet üzerine arıyoruz. Arkadaş bak şikayet var böyle böyle ceza yeme gel kayıtlan süre de veriyoruz. Ya ben o şekilde de bayağı 40'a yakın da üye yaptım yani. Hani direktman onu şikayet etmiyorsun. Yok yok ben uyarıyorsun. Ya şikayet zayıflıktır ya bana evet. göre ya. Ben gidiyorum. Uyarıyorsun yani. Gidiyorum diyaloğu kuruyorum. Adam ters yaparsa da o zaman biz de yapacak bir şey yok. Biz de tersimizi o şekilde yapıp geçiyoruz cezamı. Şikayet dediğimizi edip geçiyoruz yani. Tamam. Kavga etmeye gerek yok. Yani dostça dövmek evet, daha güzel. Tabii en güzel.
Hayırlısı. Hayırlısı başkanım. Yani bu güzel bizi Demirci Odası olarak bilgilendirdin. Teşekkür ediyoruz. Yani son söylemek istediğin bir şey var mı? Ondan sonra geçeceğiz bu güzel kirazları, evet, bir evet, tadına evet, da bakacağız. İnşallah. Honazımızın kirazını da buradan Ege TV ekranlarından tüm izleyicilerimizi tanıtacağız. İnşallah. Demirciler Odası bizi olarak son neler söylemek istersin? Valla bizi onurlandırdınız bura gelerek. İnşallah yani tekrar olsun bu programların da. Allah tekrarını gösterir, sıkıntı yok. Biraz reklam yapıyormuş tabii, gibi olduk ama. bizim böyle, bu değerlerimizin reklamı evet, olmaz. Bunu evet, herkes bilsin. Evet, evet. Ya bu reklam altın değil. Ya, bu çiftçinin evet, altını şu anda. Kesinlikle. Yani şeysinden değil ama. Yani ben buradan bütün üyelerime Allah hepsine hayırlı iş versin. Allah kazasız belasız iş versin. Onları da yani inşallah bu pandemiden düzgünce şu bir yılın içinde rahatça şeye kavuşmak nasip etsin. Herkesin işi aşı denge olsun. Yani, işi aşı tatlı olsun. Evet, tatlı olsun. Kaza bela vermesin. Bizi de dinleyip şey yaptıkları için inşallah hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Yani beni de onurlandırdın kardeşim. Yani bahçemize ve şeyimize gelmeyle. Burada da güzel bir nostalji oldu. Evet, İyi oldu. Evet. Herkesin işi aşı denge olsun. Hayırlı işler olsun. Şimdi, Allah sağlık sıhhat versin diyorum. Amin diyorum. Ege TV olarak da teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi biz bunu istsek başkan gel Ege TV stüdyosunu çekelim dedik. Evet, ama evet, burada evet, daha doğal, daha güzel. Evet. Hem Demirci Odası'nın yaptığı faaliyetleri ve esnafların evet, sıkıntılarını, çalışmalarını dile getirdik. Hem de birazdan devam edeceğiz. Honazımızın evet, güzel kirazlarını tanıtacağız. Evet inşallah. İnşallah. Evet, atlarken da çekeriz. Çekeceğiz tabii. Atlayanları da bir dolaşacağız tabii. Evet inşallah inşallah. Evet. Honaz kirazımızı az sonra bakacağız tadına. Kiraza gel, kiraza. Evet sevgili seyircilerimiz, biraz önce merak ediyordum ta uçtaki kirazlar nasıl atlanıyor diye, böyle değişik bir merdiven sistemi. Tabii Halit Başkanım da kendisi de demirci olunca bayağı sağlam yapmış, deneyen dedim, bir çıkayım dedim. Sedat dedi ki abi çıkma seni taşımaz o dedi. Ya Sedat benim kalbimi kırıyorsun, ben zayıf bir adamım, bu beni taşıma mı? Bak başkanla ikimiz taşır değil mi başkanım? Aynen taşır. Taşır değil mi? Taşır. Bu üç ayak derler, cambaz derler bir şeyde. Benim bildiğim cambaz böyle değildi, bu farklı bir cambaz. Evet, bu şekilde. Bizim burada cambaz diyorlar. Mesela Kemalpaşa ve şey tarafında, orada üç ayak derler. Bu şekilde çıkarsın, kovayı da asarsın, atlarsın Napolyon kirazını. Evet, Napolyon kirazını ben de atlayacağım arkadaşlar, sevgili seyircilerimiz. Evet, şunun güzelliğine bakın Allah aşkına. Bakın. Ha Burkçeng. Gözünle bak, gözünü kırdın işte. Eyvah eyvah, evet, hata yaptık. Gözü burası mıydı? Evet, aynen öyle. Evet, gördünüz değil mi Ege TV izleyenlerimiz? Bu gözünü ellemeyeceğim için hata yaptık ama şu kirazın güzelliğine bak. Şuraya öyle bir asem bir öyle. Çocukken biz bunu böyle yapardık. Evet, bir daha edelim bakalım. Burkçeng'imiz dedin. Evet, kulak burka. Kulak burka gibi. Bak şöyle. Benim öğretmenim Gulan Burka'dı, o öğretmen de buradan. Selamlar söylüyorum Musa öğretmenim. Selamlar söylüyorum Musa öğretmenim. Öğretmiyoruz. Neyse biz bu işi ustalarını bırakalım diyorum. Ve ben ağır ağır aşağı ineyim. Beğenirsen düşmesin değil mi? Yok, hani yok, denge bozulmaz. Denge var. Var değil mi? Evet iniyoruz sevgili seyircilerimiz. İndik. Evet burada yömyeci de var herhalde. Öyle gelsin ya bir Sedat. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Siz tanıyalım mı? Böyle bir evet, kameraya doğru bir bak. Merhaba. Nasıl? Nasıl küpem? Çok güzel. Daha güzel çok değil mi? Siz tanıyalım. Nazife ben. Nazife Tavşan. Halit Başkan'ın geliniyim. Bir dakika sen. Başkanım sen. Yövmiyeciler senden aileden mi? Ailedenir. Aileden. Evet. Yövmiyeni giden. Biz bedavaya çalışıyoruz. Çünkü bahçe bizim olduğu için. Oo, tabii dışarıdan halletmiyoruz. Kendi peki, içimizden. Peki sen daha önce kiraz hiç atladın mı? Hayır. Ben ne zaman... Honaz'ın gelini olunca... Honaz'a gelin gelince böyle kirazı öğreniyorsunuz. Öğrendim. Babama evet, sormak lazım ya gerçi ama... O maşallahı var. Ha, yani. Öğrendi. Çıkar diyor vallahi. Yani çoğu insan bilemez ama bu sene bizle beraber geldi. Güzel akladı. İyi maşallah. Allah kolaylık versin diyorum. Çok şükür amin inşallah. Ege TV'den. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Anneme babama da öpüyorum çok. Selamlar olsun herkese.
Değil mi? Tamam, abin geldiydi. Evet, abim geldi. Abiye de selam. Da, abime de çok selamlar. Peki, kolay gelsin. Teşekkür be ediyoruz. Hör, sağ olun. Giden bir hordur yanına vardı. Bunu ben bir yiyemiyorum. Ulan nasıl yiyeceksin? Maskemizle. Evet, gidiyoruz. Burada. Ana. Ana maşallah maşallah. Başkanım. Torun baldan tatlıdır efendim. Seni tanıyalım. Merhaba, ben Fatma Nur. Halit Tavşan'ın geliniyim. Vallahi başkanım dedik ya. Vallahi gelinleri burada götürmüşsün. Bu da evet. Torun. Evet. Halit Aras. Halit Aras. Evet. Ona merhaba. Da Halit Aras. Merhaba de. Daha iyi uykudan uyandı galiba. Nasıl gidiyor yerim kiraz atlı mı lan? Güzel gidiyor. Bitiriyoruz artık. Peki hayırlısıyla. Sen Halit Tavşan'ın gelin olmadan önce kiraz biliyor muydun? Biliyordum. Evet. Sen Honazlısın. Evet, ben Honazlıyım. Daha önceden tecrüben var? Evet, var. Daha önceden biliyorum. Nasıl bu sene hasılat? Yani güzel. Geçen yine... seneden daha mı güzel? Yani güzel. Bu sene de güzel. Geçen sene de iyiydi. Geçen sene çok katılamadım aralarına ama. Şey miydi? Evet, evet, bebekten tamam, ötürü. Tamam. O şekilde. Peki, teşekkür ediyorum. Var mı bir diyeceğim burada? Anneme babama çok selamlar. Hayırlı anneme sen. Özellikle. Öpüyorum hepsini. Emre'yi de, Yunus'a da buradan selamdan söyleyelim. Oğlanları da. Onu diyoruz, olmaz ki canım. Doğru, onlar da çalışıyor. Evet, değil mi? Onlar da. Peki, teşekkür ediyorum. Sizi kolay gelsin diyorum. Biz şöyle bu tarlanın asıl sahibini arıyorum. Neler dedi o? Özlemişim böyle şeye, sohbete. Sen orada, ben burada, bir şey gelmez elinden. Sen orada, ben burada, ben de özledim, ben de, ben de özledim, ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim, derman yok bizde. Sevgili seyircilerimiz, biz bu tarlanın sahibini ararken denizimizin güçlü sesi Efe'den kiraz türküsünü dinleyelim mi? Evet, buradan Efe'ye de saygılar, selamlar sunuyorum. Geçtiğimiz hafta doğum günüydü. Sevgili Efe'm, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlık, sıhhat dolu yıllar dilerim. Aşın tatlı, yuvan kutlu, keyfin 40 katlı olsun. Yolun açık olsun diyelim. Ve Kiraz Dalı türküsünden sonra programımıza devam edelim. Evet sevgili seyircilerimiz, Efe'mizin bu güzel türküsünden sonra biz tarlanın sahibini aradık bulamadık ama bir ene aşağı indik, burada başka bir tarlanın sahibini bulduk. O da böyle kamyonetini getirmiş, kirazlara sandıkları koymuş. Şapkayı var çıkaralım. Şapkayı çıkar ama çok güzel. Vay vay, pek güzelsin. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk, seni tanıyalım. Ben Nedim Gökkaya. Nedim abi. Maşallah kirazları atlamışsın. Atladık evet. Nasıl bu senin mahsul? Çok güzel. Kalite iyi. Kalite her zaman Honaz'ın kalitesi iyi zaten. Ondan sonra yağış olmadığından patlama çatlama da yok. Ha fiyatlar, o da önemli değil mi? Evet, fiyatlar da iyi, güzel. Bu sene iyi gitti. Çok güzel evet. 32'lik kalibre olduktan sonra fiyatı iyi. Öyle bu ne demek 32'lik kalibre? Şu kalibre dediğin şey şu. Mesela. Bakın. Mesela evet. Şöyle şununla 26'lık mesela şu. Bak 26. 26'yı geçiyor. Bak 32'lik şu. Bak 32, 30, 32'lik bununla. Bununla fiyatlar daha fazla. Bu kalibre denen şey bu. Bu 26. Şu 24'lük. Bak.
Buna göre en kalitelisi şu en kocaman değil evet, mi? Şu evet, şu 30'luk. 30'luk olan. 30-32'lik şu. O maşallah. Bunlar 30'luk o zaman. Evet. Bak. Aynen öyle. Bu geçmez bunlar. Peki sen bunları böyle tek tek kontrol ediyor mu yoksa gözünle anlıyor mu? Biz alışkanlık mesela. Alışkanlık ha. Bunlar iç piyasalım. Bak bunlar geççe bunlar. Ha. Bak. Bunlar iç piyasalık. Bu 24'lük. 24'ün altında. Altında ha. 24'ün altında. Başkanım. Senin kumpas gibi bu. Aynen aynen. Yani kumpasın demir kalınlığını ölçersin ya. Aynen öyle. Buna göre ayarlıyoruz. Bu kalibre. Ben bak bunu hiç bilmiyordum kalibreye. Ve sevgili seyircilerimiz bunu da buradan öğrenmiş olduk. Kirazın boyutu bu kalibreye göre ölçülüyor. Evet ihracat. Mesela şununla şu 24'ün altında olduktan sonra alınmaz. He. En düşüğü en ufağı 24'ü. 24. Benim elimde iki tane var. Bunlar kaçlıkmış. Onlar bak. Seçilen kiraz burada. Geçer. Bak ya. Bunlar. Bu olmaz yani. Ha bu olmaz. Olmaz. Biz bunu çok güzel değil atladırdık ya. Tüh. Bu olmaz. Yanlış yapmışız. Bu olmaz. Ha şu ne mesela? Seçilen evet. Seçilen kiraz bu işte. Seçilen kiraz bu. Bu ihracatı gidecek. Evet mi? İhracata gidiyor bu. Avrupa'ya. Bak çekebilirsin. Evet sevgili seyircilerimiz şunun güzelliğine bakın. Kalibre bunu bir bakalım bir. Bak. Ooo en yüksek. Evet. Gerçekten. Bunlar bir de mesela böyle memeli olanlar var. Şöyle. Evet. Neli olan dedin? Memeli çift. Ha. Bak bu iri de olsa bu olmaz. Olmaz. İhracata gitmez. Evet şu sevgili seyircilerimiz memeli dediği şu yanı başında böyle. Ekiz. Ekiz olan. Bak şu 30-30'u. Bak geçmez. Bu 30 en kalitesi. En evet kalitesi. Şu anda birinci. Şu anda en kaliteli mal bu. Evet. Napolyon. Para. Peki başkanım bir şey evet. Var. Bu Napolyon. Başka evet. Ne vardı kiraz çeşitlerinden? Kiraz çeşidi çok. Garabudur kirazı var. İşte şu kısa saf var. Kısa efendim saf. İzmir peki, Napolyon'u derler. Var. Ha baya çeşit var yani. Çok. Peki lezzet olarak Napolyon, Garabudur farkı ne? Şu anda lezzet olarak Garabudur'la. Garabudur da değil de Napolyon. Oluyor Garabudur. Tam erers oluyor o. Tam mesela. Erince. O mesela kompostolaya gidiyor. Reçelliğe gidiyor. O güzel oluyor. Buradan tavsiye ederiz yani. Garabudur ufak deyip almıyorlar ama güzel kompostosuz yani simsiye oluyor. Gidiyor hani şey aynen aynen. Böyle lezzeti bazı ağzını aldın mı böyle tadı alıyorsun yani. Evet. Esas bizim eski kiraz kısa saptır. Yiyecek kiraz ama o da ufak olur. Kısa sap. Kısa sap diyoruz biz ona. Ufak olur. Ha. Kendi ama, küçük ama lezzeti güzeldir evet, diyorsun. Güzeldir de şu anda ihracatlık mal bu da yemesi şey gibi güzel. Oldu bu. Şimdi çetnir ceviz var. Evet. Hani kendisi çok güzel ama aslında o yerli cevizlerimizin hani aroması daha güzel böyle. Mesela yaktın mı yanar yağlı. Evet. Onlar daha lezzetli aslında ama çetnir ceviz bembeyaz olduğu için daha çok evet, tutuluyor. Bizim de var çetnir ama benim işte şu kısa sap. Ye istersen bak. Çok tatlıdır ama. Maske çıkamıyor şimdi. çıkar. Bu kısa sap diyoruz doğru, ama bu eski kiraz. Eski kiraz. Yerli kiraz. Yerli kiraz. Evet, yani sofralık kiraz derler buna. Evet. Bizim Türk bunları yer ama Avrupa en kalitesini yer. Avrupa'da. Ama sen diyorsun ki kısa sap daha lezzetli. Lezzet olarak demek güzel ama. Demek daha iyisini yiyorsun. Yiyoruz ama. Küçük olsun varsın. Küçük olsun. Fark etmez. Olsun. Bunların tadı daha güzeldir. Döviz gelsin Türkiye evet. Boş evet, ver. Döviz gelsin. Döviz gelsin. Dövize ihtiyacımız var. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür Allah kolaylık versin. Bahçenin sahibi yürüyün. Orada bak. Bahçenin sahibi orada mı? Bahçeyi de şöyle çekebiliriz. Çekelim. Çekiyoruz yani zaten bu, de. Biz bu, bahçenin bu, sahibini arıyoruz. Bulamıyoruz. Bahçenin sahibi. Bak bir denesi var cambaz daha. Sahibi yanımızda bir özel yanımızda. Yetiştiren yanımızda yavrum. Evet durun bakayım. Gelme hiç. Yetiştiren yanımızda orada. Amanın. Devrilmezden mi başkanım bu? Biz bizim yanımıza geldin galiba. Gelsin. Değerliyiz, kokuyoruz yavrum geldin. Bak. Sağ ol, hoş geldin. İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Kiraz alıp bak. Kiraz atlıyoruz yavrum. Ben beceremedim Demirten. Bu gözünü koparıvermişim de. Biz çocuklukta alışkınız buna da. O yüzden biz topluyoruz. Çocuğun kulağını burka gibi dedi abim. Peki sizi tanıyalım bir. Nurgül Gökkaya ben. Bu tarlanın sahibi senmişsin kiraz bahçesin doğru mu? Benim de yavrum yetiştiren amcanız. He? Yetiştiren amcanız. Yani öyle amcan. Toplamaya geliyor. Ama patron senmişsin. Sulayıyor bakıyor amcan. Yetiştiren o. Yani bir toplamaya geliyor. Anne gergine sulamaya geliyor. Budamaya geliyor amcan iş gören.
Maşallah. Sevgili seyirciler bir bakın. Ablam nasıl kirazı topluyor Allah aşkına bir bakın yani. Biz misafir gibi şimdi geliriz. Sonra bir daha yok. Biz öğlenden kere gezmeye gideriz. Adamlar işleri tutar, suları sular. Devam eder diyorsun. Ha, devam eder öyle yavrum. Oh, maşallah. Yeng diyor. Yeng. Yep duruz da senin kiraz aldım en vallahi bek güzel ya. Bu taraftan gelsin Sedat. Biz alışkınız ya. Kaç senede bu iş yapıyorum? Yavrum biz doğdu doğalı bunun için. Doğdu doğalı kirazcısın. O Nazlısın. Kendi evimizde de biliyorduk. Evlendik burada da gördük. Honazlı olunca biz devamlı bunu atlıyoruz yavrum. Alışkınız. O yüzden sabah namazını kıldık mı geliyoruz. Öğlenden kere 3'te gidiyoruz. Çoluk çocuk kaç tane? 3 evlat. Allah 3 evlat. Allah bağışlasın. Toru? 2 oğlum bir kızım var. 2 torunum var. Muğla'da. Ortaca'da. Muğla'da. E bak Muğla'dan bu Ege TV ekranı nereye gitti bizim? Ha buradaymış. Bak. Kızım var. Kızın var. Hepsi Muğla'da mı? Bir kızım var Muğla'da. Oğlum var, 2 oğlum var. Burada, biri burada, biri İzmir'de okuyor. Allah yollarını daim etsin diyelim. Buradan bir Ege TV ekranlarından bir selam söylesen. Herkese selam, sağlık, sıhhat, selamet. Herkese yavrum. Peki. Herkese çok teşekkür selam. Ediyoruz sana. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah yolunuzu açık etsin diyelim. Size de kolay gelsin. Evet, ben iniyorum gari. Hadi, güle güle. Hadi. Evet, Türkiye'nin televizyonu Ege TV. Muğla'ya da selamı gönderdik. Selamun aleyküm. Selam. Kolay gelsin. Sağ ol. Anlamışsınız, neydi basınız? Ne yapalım, uğraşıyoruz işte ya. Tanıyalım mı? Yakup Karakay. Yakup abi, Honazlı mı? Honaz, yerlisi. Yerlisin. Peki ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyoruz? İşte kiraz seçiyoruz. Seçiyor. Seçiyorsunuz. İçerisinde neydi onun adı? Birinci kalite, ikinci kalite. Ay bir ölçüm, kalibresini ölçüyorsun. Tabii kalibresi. Göz kararından biliyorsun. Biliyoruz. Yani biliyoruz. Hakikaten de bu Honazlı olup da bunu bilmezsen zaten herhalde Honazlı olmazsın değil mi? Biliyoruz tabii. Peki, sizi tanıyalım. Aynı. İsmin? İsim de mi aynı? Ha, Celal Dişçi benim. Ha, Celal abi sen de ayılıp durun. Evet aynı. Tarlı kimin? Bizim. Sizin. Kendimizin. Siz kardeş misiniz? Evet. Yok. Yandan bacanayız biz. Bundan yandan bacanayız da. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz. Biz hep yengilen bahçelerine evet, düşmüşüz. Neyse. Ha, patronlar nerede? Patronlar evde istirahat ediyor ya. Tabii canım patronlar çalışıyor mu? Çalışmaz. Yani sizi gönderdi kendileri evde istirahat çalışın edecek tabii. Tabii. Çalışın dedi. Tabii biz iş güreşiyiz. Başkanım. Evet. Nasıl bu senin mahsuller? İyi vallahi şükür ya. İyi. Susuzluk var işte. Susuzluğunuz var. Ama çok yağmur yağınca da kiraz zarar veriyordu. Bu sene az yağdığı için o da öyle bir sıkıntınız olmadı galiba. Ondan yok. Ondan yok ama işte artı seksi var değil mi? Seksi su sıkıntısı var. Su sıkıntısı var. Peki. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. Şimdi başkanım senden gezmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi, aşağıda atlayanlar var. Gidelim. Ben bir şey soracağım sana. Buyur. Şimdi bu burada kalibreler ayrıldı. Bunları nereye teslim ediyorsunuz? Bunları hale götürüyoruz. Hale? Orada aracılar var. Toptancılar var. Tüccar yani. Tüccarlar. Tüccarların da anlaştığı firmalar var. İhracatçılık firmaları. Onlara veriyoruz. Onlar işte malın kalitesine göre fiyat yazıyorlar. Bu sene 55 liradan açıldı piyasa. 55 liradan açıldı. 55 liradan açıldı. Şu anda 20 ile 25 arası gidiyor. Evet. Ya peki bazarda çok ucuz doluyor bazen 15 liraya falan. İkinci kalitesi işte seçilen şu onların ikinci kalitesi. Kalibresi düşük olanlar. Onlar bunu yiyemezler. Evet. Onlar bunu yiyemezler. Ya. Onlar ikinci, satılmaz. İkinci bak şu ufak kasadakinden. Ha, ufak kasadakinden. Ha onlar ucuz olanlar. Onlar evet. Ucuz olan. İyisini Avrupa. Evet. Demin bacanak dedi ya iyisini Avrupa kötüsünü şey iş piyasaya gidiyor. Yapacak da bir şey yok. Mecbur dolar euro gelsin diye. Döviz gelsin. Döviz gelsin diye. Biz satış yapıyoruz. İnşallah firmalar çoğaldıkça da yeter ki onlar para kazansın. Biz de onlara satalım ki bizler de para kazanalım. Bu sene güzel, kalite de iyi. Peki şey soracağım. Mesela diyelim ki bu sene Honaz'da atıyorum 100 ton çıktı. Seneye bu yükseliyor mu?
Tabii yükselir. Bu sene iyiydi kalite. Biraz soğuk oldu, şey oldu ama yani yine de güzel kiraz çıktı. Millet korkuyordu hani soğuktan etkilenir mi diye. Soğuk vurabilirdi yani. Bir bölgeyi tolu vurdu mesela. Ha. Kızılyer ilk alacı şeydesinden, çiçeğinde ve çağlasında. O bölgeyi bir tolu elledi ama çok da bir zarar olmuş. Bağları oldu. Şey, cennet elmasına zararı var bu sene tutduğum mesela. Anasın cennet elması da meşhur değil mi? Evet, evet, o da çok meşhur. Bu sene 3 yıldır. Trabzon hurması da geçiyor. Evet, doğru. Trabzon hurması geçiyor. 3 yıldır da kurusunu yapıyorlar. Evlerde görüyorum ben balkonlar böyle asmışlar, soymuş. Hurma gibi güzel oluyor ve onu da yapınca elma biraz daha bir fiyatları daha da arttı. Evet. İnşallah seneye de ihracatını yaptırabilirsek onun da. Hadi onun ihracatı başlamadı. Şu anda yok. Peki, geçen sene uğraştılar ama pandemiden dolayı kaldı. Bu cennet elması Onaz da yeni yeni mi başladı? Yok bayağı 15 yıldır falan var yani de anca ama kurutma işi başlayınca. Kurutma 3 yıldır devam ediyor. Kurutma işi başlayınca daha da rağbet arttı. Şu anda çoğu yer kiraz olmayan yere cennet elması yapıyorlar. İşte fişnemiz var. Meyve olarak şu anda cennet bir köşe memleketteyiz yani. Şimdi şunu soracağım. Yani bu Honaz'ın kirazının Honaz'ın kirazının bu kadar değerli olmasının sebebi ne? İklimden var. Bir de şu anda mesela ilk çıkan Kemalpaşa'dan çıkıyor. Onlar iş piyasada mesela güzel veriyorlar ilk verdiklerinde. Bu sene ben duydum 75 kilo kirazı ihale usulüyle 35 bin liraya, 35 milyonu vermişler yani. 35 milyar mı oluyor? Öyle oluyor. O şekilde düşünebiliyor musun? Yani 75 kilo kiraz. O da bir yeri salmış herhalde. İhale usulüyle satılıyor. Onlar bu sene mesela ihracatı orada 80'lerden başladılar. 45 lira 40 lira bitirdiler orada. İyi de para ettiğimiz. Evet. Bizim en büyük avantajımız dünyada hiç çıkmadan ve hiçbir yerde çıkmadan bir haftalık bir boşluğu yakalıyor Honaz. 15 gün bir haftalık. O boşlukta işte güzel para yaptırıyoruz. Ondan sonra artık efendim Çivril geliyor. Konya Akşehir geliyor, o tarafa da Kars'a kadar gidiyor artık kiraz. Ama dünyada her yerde çıkıyor bu sefer. Her yerde bolanlaşıyor. Evet. Mesela bir hafta sonra Hollanda'da çıkacak, İsviçre'de çıkacak, Amerika'nın belli bir bölgesi var orada çıkacak. Artık kiraz her yerde yetişiyor. Hava iklimi olarak. Tabii, o zaman. Tabii düşüyor, ondan sonra da düşüyor yani. Buranın aroması da biraz suyuyla, dağ suyu ya, dağ suyu olduğu için buranın aroması biraz daha yüksek tabii. Tadı olarak da güzel, kalite de var bu sene. Şimdi zaten şöyle bir şey var tabii. Bu yerde muhakkak fark ediyor. Gale biberi. Gale'nin biberini alsan gelsen buraya diksen o üç damarı olmuyormuş. Aynen, mümkün değil. Mümkün o orada oluyor. Mesela Acıbayam'da nasıl gavun oluyorsa Akalan'da o bölgede. Doğum buraya alsan gelsen olmuyor. Olmuyor mesela olmuyor. Bizim şeyde olmuyor. Ha buranın domatesi zamanında çok meşhurdu. Hala da yapsalar meşhur. Honaz'ımızda salçasını da üretiyoruz. Burada her şey yetişiyor da tabii şu anda meyve işine kaldı. Sektör ona döndü. Meyvecilik tabii iyi para getirdiği için şu anda güzel. Yani Honaz altın yılını yaşıyor bu sene. Kimse ağlamasın yani bu fiyatlar iyi gene de. Biz biraz kızıyoruz ama düşürdüler diye de gene iyi fiyat. İyi fiyat evet. Ha, evet. Kirazın eziyeti de var mı? Var. Mesela atmaması maliyeti geçen gün ben bir hesap ettim. 2 dönüm yerim var benim mesela. 4000 lira masraf etmişim. Kilogramına vurdum mu 3 lira 4 liraya geliyor masrafı yani. Amele parasıyla her şeysiyle beraber. Biz gel gördüğün gibi kendimiz atlıyoruz da biz yoğmayı biraz kurtarıyoruz. Aynen öyle. Tabii burada ameleyi çalıştıran insanın adı var. Aynen aynen aynen. Aşağıda şimdi amele var. Amele geliyor her gün. Bir oraya gidelim mi? Evet gel. Tamam. Evet sevgili seyircilerimiz Halit Başkanımın rehberliğinde aşağıya doğru gidiyoruz. Evet. Konuşuyor musun? Gel. Ana bir ablamız. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, çok şükür. Siz de nasılsınız? İyiyiz vallahi. Biz de iyi. Dedik bu güzel Honaz'ın kirazını bir televizyonlara taşıyalım dedik. İyi ettiniz. Tanıyalım. Tanım, benim Emre Ayşe Karakaya. Buralısın. Buralıyım, Honaz'ın. Honaz'ın. Kiraz toplayıp lan. Hı, ne yapayım? Sormasayım, yaş kaç? Yaş 50. Maşallah. Hı. Nasıl torun tombalak? Torun tombalak yok. Oğlan evetim ben daha. Daha oğlan evet. Ha, ay. Ya. Oğlan geç mi kaldı ya? Geç kaldı. Buradan söylemiyorsun. Hı? Buradan söylemiyorsun erken de evlensin. Ya söylemeyin. Söylemeyeceğim. İyi bakalım. Sen orada mı? Kiraz mı alıp ben kiraz topluyorum orada. Orada iyi. Biz geliyoruz oraya. Evet sevgili seyircilerimiz burada. Bu kimin bahçesi? Yakup dayının. Yakup dayın ha? Yakup Karakaya'nın. Yakup Karakaya. Patron geldi valla. Aynen. Dedi ki
benim işçilerim fazla meşgul. Hemen azıcık konuş git oradan dedi. Doğru demişsin. Hemen azıcık konuşalım. Seni tanıyam. İbrahim benim ismim. Sen buraya kiraz mı atmaya geldin? Aynen. Fazla dokmayalım seni yoksa valla patron bizecek. Aynen patron biraz bizim. Valla bakıp durun. Nasıl kiraz dokmak, zevkli mi, zor mu, kolay mı? Ya erişin kolay yönleri de var tabii ki de zor yönleri de var. Ama böyle kıpkırmızı pek güzel oluyor değil mi? Aynen. Tabii biraz da gölgede olduğu için diğer işlere göre biraz daha yani işçiliği güzel yani. Tepeye çıkınca gölge gelmiyordur, ıscak geliyordu direkt güneş. Onu işçilere sormanız gerekiyor. Ha sen ben alttan kovalarını topluyorum ben bunların. Sen baya sen uyanıksın öyle gidelim bir. Siz mi toplayıyorsunuz? Evet. Buraya sen mi çıkıyorsun? Evet hepsini. Sen çıkıyorsun. Evet. Seni tanıyor. Ben Fatma. Fatma'na. Sen? Gamze. Gamze. Nasıl toplamak zor mu yukarıda? Şimdi arkadaş dedim ben kovu toplayayım dedi. Tabi burada da aşağıda sizin. Bizim zor biraz canım. Biraz zor değil mi? Evet. Yani tepeye çıkıyor o yukarıda. Tabii. Tehlikesi bile var değil mi? Var. Peki nasıl zevkli mi? Zevkli. Zaman geçiyor en azından. Evet. Evde oturmaktan iyi. Değil mi? Yani hem ev ekonomisine evet. Yardımcı oluyorsun. Patron bakıp duruyor. İşi erken. Espri yapıyoruz yani. Peki buradan ne söylemek istersin Ege TV'den? Ne söyleyeyim? Selamlar melamlar söyle işte. Annemgile çok selam söylüyorum. Aleyküm selam. İyi. Size kolay gelsin. Sağ olun. Hadi işinize bakın vallahi kızıyor. Kızmam. Efendim burada atlamışlar sevgili seyircilerimiz. Kovanın içi boş mu? Doldurduk. Ha. Al, ha? Al. Ha. Sen mi doldurdun mu? Ha cambazla. Cambazla. Yukarı sen mi çıktın? Çıktım. Maşallah. Yukarı beraber çıkıyoruz. Beraber çıkıyorsunuz. Seni tanıyalım. Eşimle çıkıyorum. Seni tanıyalım. Zilan Dilmaz. Ha? Zilan. Zilan. Nasıl kiraz atlamak? Her sene geliyor musun? Her sene geliyor. Üç senedir geliyor. Üç senedir geliyorsun. Aynen. Nerelisin? Kocabaşlı. Ha buradan gitsin. Aynen. Aynen. Şey Honaz değilsin. Yani zaten yakın evet. Burada. Nasıl? Zor mu? Kolay mı? Bir ayaklarımız ağrıyor. Tamam. O kolay abi ya. Kolay. Bir, dur bakalım. Bir seni tanıyalım. Benim adım Mehmet abi. Mehmet. Evet abi. Mehmet mi Mehmet mi? Mehmet abi. Mehmet. Mehmet diyelim. İşte gözler kızarmış. Gözlerimde enerji var abi. De. Enerjim var. Evet, alerjim var. Enerji var. Enerji var. İyi geçmiş olsun. Damla falan kullanmıyor musun? Kullanıyorum abi. İyi kullan. Sen de geliyor mu her sene? Geliyorum abi. Her sene beraber gelip gidiyoruz. Beraber geliyorsunuz, atlıyorsunuz. Evet. Atlıyoruz, çıkıyoruz, topluyoruz. Topluyoruz. Kovaları dolduruyoruz. Dolduruyorsunuz. Ondan sonra işiniz bitiyor. Ondan sonra bitiyor. Saat paydos gelin, işi bırakıyoruz. İşi bırakıp gidiyorsunuz. Evet. Peki. Kolay gelsin diyoruz size. Sağ olun abi size de. Biz öyle gidelim. Gidin abi işte. Tarla burada. Gezin yani işte. Kafanıza göre. Sevgili seyircilerimiz, nihayet patronu yakaladık. Vallahi bizden kaçmak yok. Ama çok uzun uğraştan sonucu Fadime Hanım'a, yani bu hanıma, bu tarlanın, bahçenin, kiraz bahçesinin sahibi. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, valla baya terlettin, bunu bakmıyorsun. Bakayım ben. Bunu oradan tingilde, buraya tingilde, nerelerden bulamadık. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten kiraz bahçen muhteşem. Burası sanki sizin sülalenin mi böyle? Evet, ablamgille beraberiz. Abi öyle gittim dolaştım hepsi sizden. Evet abi evet. Abi maşallah ting 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 tatepler dedi. Evet ben de öyleydim. Görmedim seni kaçtın seni de öyle çekecektik. Öyle nasip olmadı galiba. Neyse Fadime Hanım bu bahçe sizin annenizden kaldı babanızdan. Evet. Kaç senedir sen çocukluğundan beri buraya geli giden? Evet evet doğru. Hani sonradan mı aldı babanız yoksa var mıydı ondan? Hayır babamın. Vardı. Evet vardı. Çocukluğundan beri buradasın değil mi? Evet. Burada peki, büyüdüm sayılır. Burada büyüdün. Nasıl kiraz atlamak? Gerçekten de böyle eliniz çok alışmış. Şakır şakır seçiyorsunuz. Evet. Yorgunluktan böyle seçiyorum çünkü. Yorgunluk oluyor mu? Evet. 3 haftadır topluyorum çünkü. Bunun kalem paralar seni geçiyor mu? Senin hesabına? Evet doğru. Değil mi? Hı hı. Halit Başkan el koymuyor değil mi? Hayır hayır. Yani, ben de. Zaten kasabı... beleş beleş işçiler bulmuşsunuz. Evet sağ olsun gelinlerimle beraber topluyoruz. Gelinler toplamışsın. Oğlanlar tabii demir çatı yapıp bana. O gelinler burada ne güzel. Evet evet. İyi Allah kolaylık versin diye bir şey sağ soracağım. Allah razı olsun. Bu beyaz kiraz nedir? Burada onu, hiç görmedim ama görüyorum bazen. Onu hiç ve sorun hiç anlamam onu. Ha, sen diyorsun ben gelen anlamam. Paradan sorumluyum. Evet. Evet. Ben kasayım. Evet dedik ya patronluk böyle bir şey. Hanımayla görüştük Fadime Hanım'la. Kendisine teşekkür ediyoruz ben bu güzel sohbetinden ederim. Dolayı. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün bizi güzel misafir burada ağırladınız. Allah razı olsun diyorum. Sağ afiyet olun. Afiyet olsun. Teşekkür İyi ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Ahali de razı.
Maşallah, o da kirazdan içinde kirazcı olacak sana. Yazık. Kaybiyet oğlum. Torunum bile rezil bu sene. Rezil molu ne güzel. Bak, Allah. Şimdi başkanım, hadi hanım sordum da eşim sor dedi. Evet. Bu beyaz kiraz nedir? Beyaz şöyle. Kiraz aslında dölleyici bir nevi. Yani ötekinleri çiçeğinde döllüyor. Napolyon kendi başına dölleme yapmıyor. Başka kiraz olursa o ondan dölleme yapıyor. O şekilde oluyor. Öbür türlü kendi başına Napolyon ağacı diksen olmaz. İlla ki yani aşılama gibi bir şey yani. Evet arada. Evet aynen aşılama gibi. Yanında birkaç tane değişik kiraz olacak. O kirazlarla beraber polen yapıyor çiçekler. Arı da çalıştığında işte efendime söyleyeyim kiraz o şekilde oluşuyor. Birçok insan ben sadece Napolyon diktim diyor. İşte arasına başka değişik olmadı mı? Olmaz. Mesela burada şu anda 8-9 çeşit kiraz var. Burada şu anda iki dönüm yerin içinde ama. Evet aynen öyle. Dev Napolyon var benim. Burada Karabudur var, Kısa Sap var. Yeni çıkan Hörlü Börlü var. Hörlü Börlü evet. İzmir Napolyon'u var. Gerçek dörleyici olan işte. Yeni bir tane Vic var mesela. Neydi o? İlk gelen Burland diye bir kiraz var. Bunlar çok, yabancı mı? Çeşit ya, adlar var. İsimleri böyle geçiyor işte de yani tabii bulduğumuzu dikiyoruz. Yeniliğe tabii, kapı açıyorsun. Yani. Şu anda mesela Hörlü Börlü diye bir kiraz var. Yeni çıktı bildiğim kadarıyla. O güzel para yapıyor. İlk çıkışında 30 lira hemen hiç seçmeden böyle direkt kasasında iş piyasada güzel gidiyor. Yani. Allah'a şükür. Bizim dirliğimiz bu Osman'cığım. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir ayağınıza program sağlam. Oldu. Biz de sizi memnun edebildiysek. Allah razı olsun. Kirazımız kendimiz topladık. Açık evet. Destek aldı ya mı olsun varsın. Negatif ailesi olarak. Aynen. Teşekkür ederiz kirazdan dolayı da. Biz de teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Burada bahçemize geldiniz. Hem bizim kirazımızı çektiniz hem honazımızı tanıttınız. İnşallah seneye nasip olursa seneye artık. İnşallah cennet bugün... elmasını katalım. Ha, cennet elması. Bak o programı da yapalım. İnşallah inşallah. Peki teşekkür tamam. ediyorum. Biz de teşekkür ederiz kardeşim. Sağ ol Allah razı olsun. Seyircilerimiz artık ben de bir kiraz topluyorum. Halit Başkan dedi ki yiyecek kirazı kendim topluyorum. Neyse çaresi yok. Şöyle bakın çocuk burka gibi burktuk bakın. Evet. Aha bu. İhracatı gidiyor bir de Ege tüyüyle gidiyor. Sizin niyetinize bizim için artık kapınızı helal edin. Evet sevgili seyircilerimiz, Bir Gönlümce Geziyorum programının daha sonuna geldik. Efendim bugün denizimizin gerçekten çok güzel ilçesi olan Honaz'daydık ve Honaz'da tam da böyle kiraz mevsimindeydik. Kirazları ve Demirci Odası Başkanım Sayın Halit Tavşan'ın misafiri olduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz bize güzel ağırlıklarından dolayı. Efendim bir başka Gönlümce Geziyorum programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Aşınız tatlı, yuvanız kutlu, kehveniz gırt gırt dolu besin. Sağlığımıza bakalım, maskemize takalım diyorum. Bir başka Gönlümce Geziyorum programında buluşmak ümidiyle Allah'a ısmarladık.